farklı bir mesele. Onu da okuyalım, buna bir şey olsun. Nokta arkadaş. Esbab ve vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Burada kedinin zikirlerinden bahsetti ya. Mesela kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı hasene ile muttasıftır. Bu sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darbe mesel olmuştur. Bu güzel ahlakına binen insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil, necisül ayn addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde insanlarca aziz ve mübarek addedilmiştir. Bunun esbabı ise kalpte hırs marazı fazla olduğundan esbab-ı zahiriye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki men'im-i hakikaten bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh vasıtayı müessir bilerek müessir-i hakikaten yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tahir olsun. Çünkü hükümler, hadler, günahları affeder ve beynen nas tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise vesaiti bilmiyorlar. Ve sebebe, esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Mesela kedi seni sever, bunun için okudum ben. Mesela kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. Değil mi? Geliyor etrafında dönüyor, dolaşıyor, hani bir şeyler istiyor. Hatta bazen böyle elini vuruyor sana, değil mi böyle? İstiyor. Sonra ne oluyor bakayım? Kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muarefe yokmuş. Aldığı zaman gidiyor direkt. ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak men'im-i hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları saniye bilir ve lisan halleriyle ibadetini yaparlar. Şuur olsun olmasın. Evet, kedinin mırmırları ya rahim, ya rahim, ya rahimdir. Hakikaten ihsan aldıktan sonra eskiden köyde sobalar vardı, değil mi? Sobalı evler şimdi çok kalmadı ama yine var mesela. Alıp yedikten sonra gidiyor orada bakıyorsun sobanın önünde sıcakta. Rabbine şükrediyor. Seni bir sebep biliyor yani, sana minnet etmiyor. Onun için ne olmuş? Cenab-ı Hak da onu mübarek bir hayvan gibi, bak, insanlarla karışık bir hayat ya, yaşatıyor ona. Hatta insan şivesiyle diyor, zikrediyor. Allah Allah. Evet, buyur.